en muhtaç olduğunuz anda bir nisan yağmuru gibi Rabbim yüreklerinizi yıkasın. Bir adam var. Adam kelimesinin, büyük insan kelimesinin yanında ufak kaldı bir adam var. Atına atlayıp Mekke'nin uçsuz bucaksız çöllerinde vahşi hayvanların, kaplanların, aslanların bulunduğu bir ortamda onlarla evcil hayvan gibi oynaşan bir adam var. Bir adam var. Gözünü hiç sakınmamış. Korku nedir bilmemiş. Yüreği dolu dolu bir adam var. Bir adam var. Harbe katıldığında zırhı giymeyi korkaklık bellemiş. Zırhı giymemiş bir adam var. Bir adam var. Harpte iki kılıç kullanmış. İkisi de kırılmış. İki kılıç daha almış bir adam var. Zemini yerinden oynatacak kadar ulaşsa şayet güneşe, şemse ulaşsa şemsi yere indirecek bir adam var. Hayran olmaz mısınız? Sevmez misiniz? Aşık olmaz mısınız? Vurgun yemez misiniz? Ondan bahsederken vurgun yersiniz. Evet, bir adam. Öyle bir adam ki hayatı örnek olacak, misal olacak. Sonraki nesillere, sonradan gelen nesillere, bu ümmetin çocuklarına, bu ümmetin yaşlılarına, bu ümmetin büyüklerine bir sevgili gibi olacak. Çocuklar onu çok sevecek. İyi bir savaşçı ama nedense çocuklar onu çok sevecek. Gözünü hiçbir şeyden yılmayan, kapatmayan, gözlerini kapatmayan, uyumayan ve uyutmayan bir adam. Hazreti Peygamber'in en daraldığı yerde ben varsam hiçbir şey olmayacak diyen bir adam. Harfin ve kelimelerin tam anlamıyla adam gibi bir adam. Hale bir gün onu doğuracak Hatice. O Allah Nebisi Aleyhisselatü Vesselam'ın ileride evleneceği hanımefendi. O daha sıraya girmeden önce Amine Muhammed'i doğuracak. Hale Hamza'yı doğuracak. Amine Muhammed'i doğuracak Aleyhisselam. Süveybe ikisini emzirecek. Derler ki Hazreti Hamza Hazreti Peygamber'den 2 yaş büyüktü. Öyle derler, 2 yaş aralarında vardır. 2 yıl az değil. Sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beraberliğinde büyüyecek. Ebu Kubeys Dağı'na çıkacaklar. Mağaralara girecekler, beraber yürüyecekler, koşacaklar. Hazreti Peygamber'in yanında, yanı başında her an, her dem Resulullah neredeyse Hamza orada. Şimdi dönüyordu avdan. Devesinin, atının terkisinde vahşi bir hayvan. Kaplan mı bilmiyorum, pars mı bilmiyorum. Ama vahşi bir hayvanla dönüyor. Beni tanımak isteyen atımın terkisindeki avuma baksın dercesine. Böyle bir adam. Mekke-i Mükerreme'nin sokak sokak tanıdığı bir adam. Mekke-i Mükerreme'nin sokak sokak kumların her bir tanesinin çok iyi tanıdığı bir adam. Kumlara ayağını bastığında ayağı derin iz yapan, kendisinden bahsedildiğinde Hamza mı geliyor toparlanın denilen bir adam. Kaç adam bu kadar ciğerli olabilir? Kaç adam bu kadar azim olabilir? Adı Hamza. Ona Ebu Yala dediler. Ona Ebu Ammara dediler. Çocukları oldu. 4 erkek çocuğu. 4'ü de küçükken öldü. Hiç çocuğu yaşamadı. Muhteşem bir adam. Hazreti Peygamber'in gönülden sevdiği bir amca. Amca vardır Ebu Leheb gibi peygamberin ayaklarına batsın diye diken atar. Ebu Leheb gibi amca vardır. Vücuduna atar yere Muhammed batsın diye. Hamza o işte. Adı Hazreti Hamza. Şimdi dönüyordu. Ama onun bir lakabı var ki o lakaba kimse ulaşamamış.
kimse ulaşamayacak, kıyamete değin ulaşamayacak. Esedullah, Allah'ın aslanı. Allah'ın aslanı, Esedullah. Hiç kimse onun kadar büyük olamayacak. Hazreti Peygamber'in yüreğini yangın yerine çevirdiği o şehadet gününde Resulullah'ın bütün yüzüne gam ve keder çökmüşken birdenbire Resulullah gülümseyecek. Onu gülümseten bir tek şey vardı. Cenneti Allah peygamberine gösteriyordu. Hazreti Peygamber cennete bakıyordu. Cennetin kapısında şu yazıyordu: Muhammed Resulullah, Hamzetu Esedullah ve Esedu Resulillah. Muhammed Allah'ın Resulü, Hamza Allah'ın ve peygamberin aslanı. Muhammed peygamber, Hamza Allah'ın ve Resulünün aslanı. Cennete yazar mı? Cennetin kapılarına yazdırılacak kadar büyük bir insan. Cennetin kapısına ancak peygamberlerin adı yazılır. Büyük makamı hak edenler yazılır. Hamza yazılıyordu. Esedullah. Allah onu aslan kabul etmiş. Yerde aslan avlayanı, Uhud'da aslan gibi şehit olanı Allah aslan kabul edecektir. Şimdi dönüyordu işte. Dönüyordu Mekke. Mekke o gün kaynıyordu. Her evde, her yerde Ebu Cehil'in, Umeyye'nin, Şeybe'nin demin Hazreti Peygamber'e nasıl hakaret ettiklerini konuşuyordu. Mekke dağ taş bunu konuşuyordu. Mekke'nin sokaklarında o günkü havadis oydu. Muhammed'e nasıl hakaret etti Ebu Cehil? Ebu Leheb, Şeybe ve Umeyye peygamberin topuğuna nasıl vurdular? Hazreti Peygamber secdedeyken Ebu Cehil Resulullah'ın topuğuna vuracak, Resulullah'ın ayakları kanayacak. Resulullah sessizce, hiçbir tepki göstermeksizin sessizce duracak, tepki gösterecek gücü yoktu ki çünkü. Tepki gösterse öldürürlerdi anında. Sessizce cübbesine bürünecek, Resulullah evine doğru çekilecek, sessizce kapıyı örtecek. Mekke konuşuyordu. O çirkin muameleyi bütün bir gün konuşmuşlardı. Mekke'nin gündemi oydu. Muhammed'i nasıl hakaret ettiler? Hamza dönüyordu. İşte atının arkasında vahşi bir hayvanla dönüyordu. Oku yanında, yayı yanında, kılıcı kınında, mızrağı elinde Hamza dönüyordu. At binişi, yürüyüşü öyleydi ki o kadar etkileniyordu ki Hazreti Hamza bütün Mekkeli gençlerin örneğiydi. Herkes ileride Hamza olmak isterdi. Hani sorarsın gence delikanlıya ne olmak istersin? Der ki başbakan olurum, cumhurbaşkanı olurum, falanca gibi olurum. Bugün diyor ya falanca pop yıldızı gibi olayım, falanca futbolcu gibi olayım. O gün gençler diyorlardı ki Hamza gibi olacağım. Hamza gibi olmak şerefti çünkü. Geliyordu. Bir kadın, köle bir kadın Hazreti Hamza'nın yanına yanaştı. Dedi ki Hamza sen vahşi hayvan avlamaya gidiyorsun. Ebu Cehil vahşi hayvan gibi senin yeğenine saldırıyor. Bugün görseydin Kabe'nin yanında kumların üzerine Muhammed'in kanları aktı. Hazreti Hamza birdenbire atının yularını çekti ve durdu. Sen ne diyorsun dedi. Muhammed'in kanı mı aktı? Kim akıttı o kanı? Ebu Cehil dedi. Nasıl olur o? Yeğenine küfür etti, hakaret etti, küçümsedi onu. Yetmediği gibi tekmeledi ayaklarına, topuklarına. Velid, Şeybe, Umeyye, Mekkeliler bugün Muhammed'i çok yıprattılar. Atını bağlıyordu. Evine gitmeden eline kılıcını alıyordu. Yayını alıyordu, okunu alıyordu. Mekke-i Mükerreme'de Kabe'nin avlusuna sinmiş olan zalimlerin kahkahayla devrilircesine kahkaha atan şımarıkların oturduğu o yere geldi. Ebu Cehil'e doğru yürüdü. Ebu Cehil dedi ki Ebu Ammar'a geliyor. Ammar'ın babası geliyor. Dikkat edin. Ama bu geliş normal bir geliş değil dedi. Bir anda onlarca Mekke'nin müşriği orada, liderler orada, diktatörler orada, şarlatanlar orada, vahyi boğmak isteyen Muhammed Aleyhisselam'ın Ebu Cehilleri orada.
Firavunları, Hamanları orada işte. Nemrutlar orada. Yürüyordu Hazreti Hamza hiçbir şey söylemeden, hiçbir şey konuşmadan. Görünce Ebu Cehil ayağa kalkıyordu Resulullah'ın amcasının önünde bir şey söyleyecek. Hazreti Hamza dönüyordu, yöneliyordu. Hiçbir söz söylemeden elini kaldırıyordu. Bütün gücüyle Ebu Cehil'in yüzüne şamar indiriyordu. Sert bir tokat, öyle bir şekilde ki Ebu Cehil'in yüzü yaralanıyordu. Kan fışkırıyor ve yere düşüyordu. Dönüyordu. Ben diyordu, kardeşimin oğlunun dini üzerindeyim. Sen buna rağmen mi ona hakaret ediyorsun? Sen Muhammed'i yalnız mı bildin? Bil ki bundan sonra arkasında ben varım. Onun dininin üzerindeyim. Etraftakiler birden kılıçlarına sarılıyorlardı. Hamza da kılıcını çekiyordu. Hafifçe kılıcını çekiyordu ve dönüyordu. Kılıç çekilirse o kılıç etrafı toz duman edecek. Ebu Cehil bunun farkında birden bağırıyordu. Davu Ebu Ammara innehu alel hak diyordu. Lakad kerihtu Muhammeden. Kendinize gelin diyordu adamlarına. Ebu Cehil sakın kılıçlarınızı çekmeyin. Ebu Ammara haklıdır. Ben yeğenini çok üzdüm onun. Çünkü o kılıç çekilse Hamza hepsinin hakkından gelebilir. Bedir'de tek başına 30 müşriki öldüren Hazreti Hamza o gün o kılıcı çekse tarihin akışı çok değişecekti. Ebu Cehil bir an dönüyordu. Sakın, sakın, sakın diyordu. Dönüyordu. Ya Rabbi bu cuma gecesi şu güzel vakitte, şu şerefli vakitte gönüllerimizi Muhammed gönlüyle birleştir aleyhisselamın ya Rabbi. Ya Rabbi sahabi muhabbetini, sahabi aşkını yüreklerimize nasip eyle ya Rabbi. Müslümanca yaşamayı, Müslümanca nefes vermeyi, Müslümanca bir hayatı bütün yaşamayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Öyle temiz bir hayat nasip et ki, öyle temiz bir hayat nasip et ki o temiz hayatı yaşadıktan sonra giderken huzuruna tertemiz gidebilelim inşallah. Bu gece Hazreti Hamza'nın gecesi. Bu gece Hazreti Hamza'yı konuşacağız uzun uzun. Bu gece bu program Hazreti Hamza'ya adanmış. Hazreti Hamza'ya adanacak, onu konuşacağız. Ve dönüyordu Hazreti Hamza. Ebu Cehil'in yanından hışımla çıkıyordu Resulullah'ın yanına. En sevgili evindedir, üzgündür, yıpranmıştır, ağır darbeler yemiş o gün Mekke'de. Peygamberliğinin ikinci yılı veya üçüncü yılıdır. Zor bir dönemden geçiyor Allah'ın Resulü. Hazreti Hamza içeri girdi. Resulullah'ın evin bir köşesinde oturduğunu gördü. Yanına gitti. Seni bugün dedi yıpratmışlar. Sana kötü şeyler yapmışlar. Kardeşimin oğlu üzülme, üzülme. Arkandayım bundan sonra. Amcan burada, üzülme. Seni yalnız buldular öyle mi? Bundan sonra kapında Hamza olacak. Hiç üzülme. Ben varken yemin olsun ki kimse bundan sonra Mekke'de senin kılına zarar vermeyecek. Vereceklerin başına ben güneş gibi inerim başlarına. Toz duman ederim onları. Seni yalnız mı buldular? Sen kardeşimin oğlusun. Seni yalnız mı buldular? Ben Abdullah'ın kemiklerini ben çiğnetmem. Muhammed korkma. Amcan bundan sonra senin yanında. Allah'ın Resulü hiç oralı bile değildir. Başı önünde, sessiz ve sakin. Hazreti Hamza döner. Ebu Cehil'in yüzünü kanattım. Hiç mi sevinmedin? İntikamımı aldım. Hiç mi yüzün gülmez? Muhammed'im, niye bu kadar dalgınsın? Seni çok mu üzdüler? Sevinmen için ne yapmamı istersen söyle. Bir daha mı dönsem Mekke'ye, Kabe'yi başına mı yıksam?
İşte o an Resulullah başını kaldırdı. Amca dedi, sevinmemi mi istiyorsun? Evet dedi. O zaman senden bir kelime istiyorum. Allah bir, sen onun elçisisin de. Kurtar kendini amcam, kurtar kendini. Bu kadar mı istiyorsun? Bu kadar istiyorum deyince, peki dedi, senin dediğin gibidir zaten. Allah bir, Muhammed onun Resuludur. Ben dün gece uzun uzun baktım. Güneşten sonra gecenin karanlığında yıldızlara baktım. Karanlık geceye baktım, ufka baktım. Allah ufka sığmayacak kadar büyüktür. Muhammed onu anladım. Allah şu Mekke'nin içine hapsettiğimiz putlarla ifade edilemeyecek kadar yücedir. Anladım Muhammed, senin dediğin doğru. Ben senin dinin üzerindeyim. Onun için Lamartin öyle diyordu. Bana hikaye anlatmayın diyordu Lamartin. Kimse Muhammed'in bir yalancı olduğunu söyleyemez. Okuma yazma bilmeyen bir adam Mekke'de çıkıyor ve daha ölmeden Arap Yarımadası'nı baştan aşağıya Müslüman ediyor. Bana hikaye anlatmayın. Kimse Muhammed'in bir yalancı olduğunu söyleyemez. Çünkü yeryüzünde hiçbir devrimci Muhammed'den daha büyük devrim yapamamıştır. Ne yazık ki Lamartin gibi, Carlyle gibi, binlerce Goethe gibi, Tolstoy gibi Batı'nın büyük devlerinin kabul ettiği Hazreti Muhammed gerçeğini hala içimizde bilmeyen cahiller olmaya devam ediyor. Ne kadar yazık, bin kez yazık. Muhammed o Muhammed, adı büyük, kendisi büyük, onu yazan harfler büyük, onu yazan her harfe bin can feda. Onun mübarek yüzüne sarkan tek bir saç teline milyon kez Nihat Hoca ve benzerleri feda. Milyon kez, milyon kez başımız olsa bir büyük saidin, Bediüzzaman'ın dediği ne kadar doğruydu. Başımdaki saçlarım kadar canım olsa. Aynı Abdullah bin Huzafe Es-Sehmi'nin dediği gibi, başımdaki tüylerim kadar canım olsa, her gün birini alsanız ben yine oh demem, Muhammed'e yapabildim diyemem. Büyüyorlardı. Ondan bahseden yüceliyordu. Ya Rabbi ölünceye kadar ondan bahisten ayırma bizi. Gönül Muhammed dolu, yürek Muhammed dolu aleyhisselam. Şu ağız Muhammed dediğinde bir kıymet ifade eder. Onsuz geçen her saniye harap ve boş ve bomboş ve hiçbir mana ifade etmiyor. Mekke'de birdenbire bir atom bombası patlamış gibi evlerden evlere ses geliyor. Hamza Müslüman oldu. Ebu Cehil elindeki kılıcı hışımla yere atıyor. Lanet olsun diyor. En korktuğum buydu işte. Hamza Muhammed'in arkasındaysa Muhammed'ten çekeceğimiz var. Bu adamla baş edilmez ki. Bu adam bir bela diyordu Hazreti Hamza'dan bahsederken. Şu adam kim Hamza'nın önünde durabilir? Kim? Başımız şimdi belada. Dönüyordu Velid, dönüyordu Şeybe, dönüyordu başkası. Diyorlardı ki biz demedik mi gitmeyin Muhammed'in üstüne. Onu mazlum duruma düşürmeyin. Salat ve selam Nebiye. Salat ve selam. Hazreti Ömer'in Müslüman olduğu gündü. Hazreti Ömer elinde kılıç. Hattab'ın oğlu Ömer. Aşık oldum adam. Vurgunum Ömer'e. Özel bir insandır o. Onun Müslüman olduğu gündü işte. Elinde kılıç, adam arıyor. Muhammed nerede, öldüreceğim onu diyor Hazreti Ömer. Diyorlar ki şurada Erkam'ın evinde. Erkam'ın evine yöneliyor. Mesele uzun. Hazreti Ömer'i anlatırken anlatırım o bütün teferruatını. Hazreti Ömer ona doğru gidiyor, Resulullah'ın evine. Yanında bacısı ve eniştesi ve yanında Habbab bin Eret. Beraber gidiyorlar. Birdenbire sahabide bir telaş. Gelen Ömer'dir Ömer.
Hamza bir, Ömer iki. Tabir yerindeyse Mekke'nin iki kabadayısı. Mekke'nin dizginlenemez, perçin vurulamaz iki adamı. O iki adam sırt sırta verdi mi dağları eritirler. Öyle biliniyordu ikisi. İkisi yan yanda şimdi işte. Diyorlar ki Resulullah'a Ömer geliyor ya Nebi. Elinde kılıç, eniştenizi esir almış. Bacısını, eniştesini esir almış bacısını. Geliyor işte tehlikeli Ömer. Hazreti Peygamber diyor ki kapıyı açın ve girsin. Sahabi silahsız. Bir an korkuyorlar. Çünkü Ömer'le baş etmek kolay değil. Orada Hazreti Hamza'nın sesi yükselir. Açın kapıyı. İyilik de gelmişse iyilik bulur. Kötülük de gelmişse Allah'a yemin ederim ki kendi kılıcıyla öldürürüm ben onu. Kapı açın diyordu. Kapı açılıyordu sonuna kadar. Sahabi dizilmiş bir şekilde tek sıra halinde bir koridor oluşturmuş. Koridorun başında Resulullah duruyor orada Allah'ın nebisi. O nur simasıyla o en güzel orada duruyor. Gelsin bakalım. Hazreti Ömer'in elinde kılıç şu şekilde. Kılıç sırtında Resulullah'a doğru yürüyor. 2 metre boyunda bir adam. Ona göre Hazreti Hamza biraz daha kısadır Hazreti Ömer'e göre. 2 adım, 3 adım yürüdü. Hazreti Hamza, Hazreti Ömer'in elini şu şekilde tuttu. Diğer elini de Zübeyir tuttu. Ve Hazreti Ömer oraya doğru yürürken iki pazusu tutulmuş bir halde Resulullah'ın huzurunda. Hazreti Peygamber ayağa kalktı. Belki ilk kez Ömer bu kadar yakın oluyordu ona. Hazreti Ömer'in gözünün içine baktı ve tek bir kelime, tek bir cümle söyledi. Hattab'ın oğlu dedi, daha ne bekliyorsun dedi. Ebu Leheb hakkında inen bir ayetin senin hakkında inmesini mi bekliyorsun? Ömer Müslüman olmayacak, Ömer'in Müslümanlığını kabul etmeyeceğim şekilde bir ayetin inmesini mi bekliyorsun Hattab'ın oğlu? İşte o an Hazreti Ömer elindeki kılıcı yere bıraktı. Hazreti Peygamber Ömer'e doğru yanaşıyordu. Kollarını bırakın diyordu. Kollarını bırakıyorlardı. Kollar serbest. Hazreti Ömer'in kemerini tutuyordu Resulullah. Şöyle kemerini tutuyordu. Kemerinden kendine doğru çekiyordu. İlâ metâ. İlâ metâ. Nereye kadar? Nereye kadar? Hala mı Mekke'deki, hala Kabe'nin içindeki putlara mı tapınacaksın? Nereye kadar? Hala Hubel mi? Hala Lat ve Uzza mı? Nereye kadar? Yüreklerinde put taşıyanlara diyorum. Şu an yüreklerinde put taşıyanlara daha ne zamana kadar? Kefenlenince mi aklınız başınıza gelecek? Ezrail kapıya gelince mi aklınız başınıza gelecek? Başınıza toprak saçtıklarında mı aklınız başınıza gelecek? Daha nereye kadar? İlâ metâ? Dönüyordu Ömer. Kılıç kırılıyordu, kın yırtılıyordu. İrade çözülüyordu. Ben diyordu Müslüman olmaya geldim. Hazreti Hamza birdenbire hocamın dediği gibi Allahu Ekber diyordu. En büyük Allah diyordu. Hadi söyle Hattab'ın oğlu. Hazreti Ömer eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah. Şehadet edelim ki sen Allah'ın peygamberisin diyordu. İlk kucaklaşan Hazreti Hamza ile Ömer. Kudret ve cesaret. İki otorite, Mekke'nin iki yağız delikanlısı, tuncu eriten iki adam, demiri eritecek iki adam Müslüman oluyordu. Selam, selam, selam Hamza. Hoş geldin aramıza Hamza. Sen aramıza geldin bugün. Biz kapındayız Hamda. Uhud'dayız, kapındayız. Şu sessiz mezarının oradayız. Esselamu aleyke ya amma Resulillah demek için geldik oraya. Selam olsun sana ey peygamber amcası diyebilmek için kapındayız işte.
Resulullah'ın dediği gibi diyoruz. Ya leyteni kuntu mekanekum. Keşke biz de sizinle beraber Uhud günü ölmüş olsaydık. Sizinle gömülseydik keşke. Keşke, keşke, keşke. Bin kez keşke. Yürüyorlardı Mekke'de. O gün Kabe tekbirle sarsılıyordu. O gün Kabe doluyordu. İşte dönüyorlardı, İbrahim çocukları dönüyordu. Hanif dininin sorumluları dönüyorlardı. İbrahim'in evlatları dönüyordu. Kabe'yi kirletenlerden Kabe'yi kurtarmak için dönüyorlardı. Sonra Medine. Çileli yıllar. Sonra bir gün Uhud geldi, çattı Uhud. Vah Uhud, bin kez vah Uhud. Hicretin üçüncü yılıdır. Mekkeliler Medine'ye 10 kilometreye kadar gelmişler. Kapıdalar işte. Ne yapalım diyor herkes. Çıkalım mı, çıkmayalım mı? Hazreti Peygamber çıkmayalım. Sahabi çıkalım diyor. Çıkalım diyenlerin başında Hazreti Hamza var. Gelmişlerse kapıya çıkmak lazım. Gelmişlerse kapıya gitmek lazım. O gece Nebi uyur, rüya görür. Garip bir rüya. Sabahleyin Resulullah'ın yüzünde Resulullah'ın yüzünde bir hüzün var, bir tedirginlik var. Soruyordu, ne oldu ya Resul? Bu gece bir rüya gördüm. Ne gördün rüya? Rüyada zırhın içindeydim. Kılıcımın demiri çatlamıştı, ucu veya kırılmıştı. Bir öküzü gördüm kesilmiş, koyunlar kesilmişti. Hazreti Ebubekir yanaşıyordu Resulullah'a. Ey Nebi diyordu, bu rüyanın anlamı nedir? Ne demek bu? Zırh Medine'dir. Medine'den çıkmamalıydık. Kılıcımın ucunun kırılması, çok sevdiğim birini kaybedeceğim bu harpte. Canım kadar sevdiğim biri gidecek. Bir öküzün kesilmesi, ashabımdan birilerinin gideceğine işaret. Bir koç, müşriklerden de öleceklere işaret. Resulullah'ın yüzü tedirgin, üzgün Nebi, üzgün, mustarip peygamber. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam görünce Resulullah'ın yüzündeki tedirginliği, Hazreti Ebu Bekir diyordu ki, ya Resulallah, çıkmayalım o zaman. Hayır diyordu, bir peygamber zırhını giydi mi soymaz geri. Bunu daha önce konuşacaktınız. O gün karar verilmiş, bedeli ne olsa olsun ödemek lazım. Hepimiz bir gün bedel ödeyeceğiz. Adam gibi yürümenin, adam olmanın bedelini ödeyeceğiz. Hepimiz o bedeli ödemeye hazır olmalıyız. Allah'ım, eğer bu bedel şehadet de olsa hazır olmak lazım. İşte yürüyorlardı Uhud'a. Harp bütün başlığıyla son derece uygun gidiyordu. Hazreti Peygamber ve sahabesi büyük bir zafere gidiyorlardı Uhud'a. Ama birdenbire çark döndü, her şey değişti. Hazreti Peygamber'in koymuş olduğu ve Resulullah'ın parçalansanız bile, parçalansak bile yerinizden kımıldamayın dediği okçular yerlerini terk edince Abdullah bin Cübeyr 16 kişiyle kalacak.
Hazreti Halid, o ana kadar orada bekleyen Hazreti Halid, her şeyi kontrol eden, o gün müşrik olan, Müslüman olmayan Hazreti Halid, Müslümanların saldırdığını, müşriklerin kaçtığını görünce, okçuların yerini terk ettiğini görünce, Hazreti Halid birden o çemberi kırdı ve Müslümanların üzerine atını sürdü. Bir anda Müslümanlar iki darbe arasında kaldılar. Kaçanlar geri döndü, Hazreti Halid'in süvarileri hücum etti. İşte o an Uhud'un en zor anıdır. Hazreti Peygamber yukarı bir tepede, yukarı bir yerde. Şöyle düşününüz. İki taraftan Müslümanlar çembere alınmış. Müslümanlar ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Dönen darbe yiyor düşüyor. Dönen darbe yiyor. Ötekiler atlarla ezip geçiyorlar çünkü. Bir anda zafer hezimete dönüşüyor. Ve bir anda bağırıyorlar, Muhammed'i öldürün diye. Bütün müşrikler Hazreti Peygamber'e doğru saldırırken Resulullah'a doğru, sahabe de Resulullah'ı korumak için oraya koşuyor. Bütün harbin odaklandığı yer Resulullah'ın bulunduğu yer. İşte Hazreti Hamza o an şehitlerden biri. Vahşi anlatıyor. Hazreti Hamza'yı kılıcı, Hazreti Hamza'yı mızrağıyla vuran, sonra sahabi olacak olan Hazreti Vahşi anlatıyor. Diyor ki, elimde mızrak bekliyordum. Hamza'yı vurabilmek için fırsat kolluyordum. Hamza kasırga gibiydi. Yıllar sonra Basra'da Hazreti Vahşi otururken böyle göbek bağlamış bir şekilde elindeki çubukla yerde oynarken genç delikanlılar yanına giderler. Amca derler, Hazreti Hamza'yı öldüren sen miydin? Evet evlat bendim, kınamayın beni. Keşke elim kırılsaydı. Diyecekler ki anlat, nasıl şehit ettin onu. İşte anlatıyor. Harpte ben Hamza'yı kolluyordum. Hamza'yı yakalamak istiyordum. Bütün gücümle oraya odaklanmıştım. Bir an Hamza'ya saldıranların olduğunu gördüm. Hamza önüne gelen herkesi önüne katıyordu. Kimse onu geçemiyordu. Hatta bir ara Hazreti Hamza'nın şöyle bağırdığını gördüm. Diyordu ki, Ene Hamzetu ibn Abdülmuttalib. Ben Abdülmuttalib'in oğlu Hamza'yım. İşte ben buradayım. Bana doğru gelin diye bağırıyordu. Muhammed'e saldıranları kendine doğru çekiyordu. Kardeşin oğlunu korumak için kendini feda ediyordu. O gün bütün şehitler Hazreti Hamza, Hazreti Mus'ab, Abdullah bin Yaş, Hanzala ve şehitlerin hepsi Resulullah'ı korurken şehit olmuşlardır. Can feda ediyorlardı. Hayatlarından vazgeçiyorlardı. Her şeyi feda ediyorlardı. Ve her şeyi feda etmenin bir bedeli varsa o bedeli birebir ödemek durumundalardı. Ödüyorlardı. Hazreti Vahşi diyor ki, bir ara Hazreti Hamza'ya saldıran biri oldu. Hamza kendini korurken, kenara doğru dönerken Hamza'nın ayağı takıldı ve yere düştü. Hamza'nın yere düştüğünü görünce elimdeki mızrağı tuttum ve Hamza'ya doğru fırlattım. Hamza tam ayağa kalkmış, elinde iki kılıçla kendine tam denge sağlarken mızrağın vücudunun bir tarafından girdi. Hatta kasık tarafından girdi karnından. Kasığını Hazreti Hamza'nın parçalayarak dışarı çıktı. İşte o an Hamza baktı sağa, Hamza sola baktı. Hamza sağa baktı, Hamza sola baktı. Kim attı diye arıyordu. Vahşi diyor ki sindim. Bir kayanın dibine sindim. Yemin olsun ki beni görseydi tuz buz ederdi beni. Yaralı hali bile tehlikeliydi. O bir aslan gibiydi. Anlatacaklar onu. Hasan bin Sabit ve ötekiler Hazreti Hamza'yı anlatırken şairler anlatacak, şiir yazacaklar Hazreti Hamza'ya. Onun için Abdullah bin Revaha yazarken Resulullah'ın şair edecek ki, gözlerim ağlıyor ağlamalı da, biliyorum ağlamak Allah'ın aslanını çevirmeyecek. Bütün bir ömür böyle geçecek. Yoksa şu yatan aslan Hamza mıdır?
şairler, peygamber şairleri Hamza'yı anlatacaklar. Kâb bin Malik, sen boz yeleli, kalın pençeli, sert yeleli bir aslandın diyecekler. Sonra gücü kesildi. İki kılıcını yere dikti. Sonra uzandı yere. Son bir kez kardeşinin oğluna doğru baktı Resulullah. Sonra boyluca uzun uzun uzandı. Uzun uzadı ya. Boylu boyunca uzandı. Yanına gittim. Dedim Ebu Ammara, Ebu Ammara. Ses var mı diye korkutuyordu. Uzanışı bile korkutuyordu, ürkütüyordu. Ebu Ammara dedim. Ses yoktu. Ayağına vurdum. Çünkü yaralı bir aslan ne kadar tehlikeliyse Hamza da o kadar tehlikeliydi. Onun ölüsü bile adamı korkutuyordu. Baktım ki ses yok. Onu döndürdüm. Hint yanıma geldi. Ebu Süfyan'ın karısı Hint yanıma geldi. Bana dedi ki Hamza'nın gözünü çıkar. Gözünü çıkardım. Kulağını kes. Kulağını kestim. Burnunu kes. Burnunu kestim. Vücudunu ikiye böl. Karnını yar. Göğsünü yardım. Ciğerini çıkardı, ötesini izleyemedim diyor Vahşi. Vahşi bile isminin çağrıştırdığı bütün sıfatlarıyla diyor ki ötesini izleyemedim. Hint Hazreti Hamza'nın ciğerini ağzına götürdü. Ciğerini yemek istedi, dişledi ama ağzından attı, çiğneyemedim. Hazreti Peygamber bunu duyduğu zaman öyle diyecektir. Hint yedim ya Hamza'nın ciğerini. Hayır yemedi. Resulullah Allah hamd ediyordu. Ya Rabbi sana hamd olsun. Diyorlardı Resulullah'a. Ya Resul neden Allah hamd ediyorsun ciğerini yemedi diye. Dönüyor Resulullah şöyle diyordu. Allah'a yemin olsun ki Hint Hamza'nın ciğerini yemiş olsaydı, yutmuş olsaydı. Hamza'nın ciğeri Hind'in karnındadır, vücudundadır. Damarlarında vücuduna sinmiş diye cehennem ateşi ebediyen Hind'i yakamazdı. Ondan dolayı diyordu. Savaş sona ermiş. Resulullah şehitleri arıyor. Yaralıları soruyor tek tek. Kim nerede, kim nerede? Şu nerede, bu nerede? Enes bin Nadır nerede? Ama ilk sorduğu hiç şüphesiz Hazreti Hamza'dır. Hazreti Hamza'yı soruyor. Hamza nerede? Amcamı gören oldu mu? Dönüyorlardı. Dönüyorlardı ve Hazreti Hamza'yı arıyorlardı. Hazreti Hamza'yı ilk arayan Haris bin Samme gidiyordu. Ama dönmüyordu. Niye dönmüyordu? Hamza'nın parçalanmış vücudunu gördükten sonra Resulullah'a gelip de ya Resul Hamza şehit oldu diyemiyordu. Resulullah yaralıdır. Yanağından kan akmış. Yanağı yarılmış. Dudakları patlamış. Dişi kırılmış. Resulullah oturmuş. Yanında Hazreti Ömer. Elinde kılıç bekliyor. Hazreti Ali kılıç bekliyor. Uhud'un büyükleri Hazreti Ebu Bekir yanında nöbet bekliyor. Her an bir saldırı olabilir, bir ok gelebilir. Resulullah oturmuş, sahabi çembere almış. Resulullah görünmüyor dışarıdan. Allah Nebisi döndü ve Hazreti Ali'ye dedi ki, git Ali amcanı bul, git onu bul bana, Hamza nerede? Bana bir haber getirin amcan hakkında, Hamza hakkında. Hazreti Ali gidiyordu. Hamza'yı görüyordu. Parçalanmış vücuduyla Hazreti Hamza'yı görüyordu.
dönüyordu Resulullah'a ağlayarak Hazreti Ali. Resulullah diyordu ki Hazreti Ali'ye, büyük imama, Hamza'yı gördün mü? Gördüm diyordu. Hamza ne yapıyor orada? Cümle o, orada ya Resulallah. Allah'ın Resulü, amcam orada. Vücut parçalanmış, paramparça edilmiş diyemiyordu onu. Amcam orada ya Resulallah. Hazreti Peygamber, beni götürün amcama doğru diyordu. Anlıyordu şehit olduğunu ve Hazreti Ali'nin anlatamadığını anlıyordu Resulullah. Beni ona doğru götürün diyordu. Oraya doğru giderken çok garip bir şey oluyordu. Hazreti Peygamber Hazreti Hamza'ya doğru yönelirken sahabeden 3-4 kişi Resulullah'ın önünde bir çember oluşturuyorlar. Bir daire, bir duvar çiziyorlardı. Birbirinin kollarına giren sahabi Resulullah'ın Hazreti Hamza'nın yanına yaklaşmasına müsaade etmiyorlardı. Hamza'dan Resulullah'ı sakındırıyorlardı. Çünkü Resulullah o manzarayı görürse müthiş rahatsız olacak, müthiş üzülecek Allah'ın nebisi. Onun için Hazreti Hamza ile Resulullah'ın arasına etten bir duvar örtüyordu sahabi. Hazreti Peygamber nereye yönelse sahabe duvarı oraya doğru çekiyordu. Göstermiyorlardı Hamza'yı. Resulullah çekilin diyecek. Hamza'nın yanındadır işte. Dönüyor duvar Resulullah. İlk cümlesi, ey Resul'un amcası, ey Allah'ın aslanı, ey hayırların sahibi, ey benim koruyumcum, ey benim kardeşim, ey benim amcam, ey yetimleri koruyan, ey dul kadınların, yaşlı kadınların su kırbasını taşıyan, ey yetimlerin başını okşayan, ey düşmüşleri ayağa kaldıran, ey akrabalık bağlarını unutmayan, ey komşusunu kırmayan amcam. Sanki göğe yazdırıyordu bütün bu özelliklerini. Allah nebisi amcasına ait. Ağlıyordu Resul. Peygamber ağlar mı? Ağlıyordu. Gökteki yıldızlar da ağlıyordu. Cebrail iniyordu, Cebrail. Resulullah'ın yüreğine iniyordu, Cebrail iniyordu, Cebrail. Diyordu ki ya Nebi, ağlıyorsun sen. Bilesin ki göktekiler de ağlıyor. Bugün bütün melekler Hamza. Şu an bütün gökteki melekler ya Rabbi Hamza diyorlar. En son peygamberin en büyük koruyucusuna ağlıyor bütün melekler, gökteki melekler. Resulullah öyle mi diyordu? Vallahi ya Resul, 7 kat sema ehli Hamza için ağlıyor ve 7 kat sema ehli şöyle diyor, Allah'ın aslanı ve Resulullah'ın aslanı diye ağlıyorlar. Birdenbire bir kadın sesi, gelen Safiye, Resulullah'ın halası Hazreti Safiye ağlayarak geliyor. Hamzam ölmüş, Hamzam diyorlar. Hamza nerede kardeşim? Resulullah dönüyordu. Hazreti Zübeyir'e, Zübeyir git bu anneni durdur diyordu. Gelmesin. Annen dayanamaz buna diyordu. Zübeyir anasının yanına gidiyordu. Resulullah gelmeni istemiyor. Hazreti Safiye diyordu ki, Allah yolunda parçalanmış kardeşim. Onu görmem lazım. Bana engel olmayın. Bunu duyunca Resulullah kalkıyordu. Elleriyle mübarek halasının yüzünü sıvazlıyordu Resulullah. Güzel halam diyordu. Güzel halam. Hamza'yı görmesen olmaz mı? Senin aklında Medine'den çıkan olan Hamza kalsın. Parçalamışlar onun vücudunu. Kulaklarını, burnunu kesmişler. Gözünü çıkarmışlar Hazreti Hamza'nın. O halini görmesen olmaz mı? Hazreti Safiye der ki, Allah yolunda değil mi Muhammed'im?
Allah yolunda deyince ben sabrederim, yeter ki bana gösterin hamzamı. İşte o an Resulullah diyordu ki bırakınız Hamza'yı görsün. Hamza'nın başında Zübeyir bin Avvam anasının yanında Safiye ağlar. İşte tarih sahipleri, siret sahipleri, İslam tarihini yazan bütün tarihçilerin ifadesiyle Resulullah'ın hıçkırarak ağladığı yegane olay budur işte. O an Resulullah şahika diyor. Resulullah kendini böyle kaybeder gibi hıçkırarak ağladı. Halasının ağladığını görünce. Uhud ağlıyordu şehide. Uhud ağlıyordu en büyüğe. Hamza şehit olmuş çünkü. Ağlıyordu Uhud. Ve o gün Hazreti Hamza'nın üzerine 70 defa cenaze namazı kılınacak. 70 defa. 70 tekbir değil. 70 defa cenaze namazı kılınacak. Resulullah Hazreti Hamza'yı önüne koyacak. Resulullah oturmuş. Şehitleri bir biri ardınca getiriyorlar. O şehit kalkıyor, gömülüyor, Hamza'yı kaldırmayın diyor. Hamza burada duracak. Hazreti Peygamber amcasının üzerinde 70 cenaze namazı kılacak. Yeryüzünde hiçbir faniye bu nasip olmamış. 70 defa Muhammed Aleyhisselam cenaze namazı kılacak. Yeryüzünde hiçbir beşere, hiçbir sahabiye, yeryüzünde hiçbir insana nasip olmamış. 70 defa cenaze namazı kılmıştır. 70 defa. Sonra gömeceği zaman mezarın başında oturdu ve Resulullah mezarın kazılmasını seyretti. Mezarı kazıyorlardı. İşaret veriyordu. Ebu Bekir sen, Ömer sen, Ali sen, beraberce mezara indirin. Üç sevgili başlarında Resulullah hep beraber Hazreti Hamza'yı mezara indiriyordu. Kim Hamza'yı mezara indirenler? Sayıyorum bir daha. Sıddık-ı Ekber, Faruk-ı Azam, Büyük İmam Ali'ül Murtaza. Üç insan beraber, üç sevgili, üç dost, üç fedakar, üç büyük, üç mekana, zamana, zemine, güneşe sığmayan adam Hazreti Hamza'yı gömüyorlardı. Başlarında Resulullah dönüyordu. Ya Rabbi onu iyi karşıla diyordu. Üç dost Hamza'yı gömüyorlardı. Nebi'nin mübarek yüzünde vallahi cennet bana gösterildi. Ben cennetin kapısında şunu gördüm. Hamzetu Esedullah ve Esedu Resulillah. Hamza Allah'ın ve Allah'ın peygamberinin aslanıdır diye yazıldığını gördüm diyordu. Bir acı ancak böyle diner. Bir ıstırap ancak böyle biter. Hamza diyordu. Amin ya Rabbi. Amin. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.